Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Baş ağrısıyla hasta polikliniğimize başvurduğunda öncelikle ondan öykü alıyoruz. Öykü aldığımız zaman hastanın baş ağrısının karakteri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Migren hastalarında daha çok zonklayıcı baş ağrısı ortaya çıkıyor. %80 hasta da tek taraflı olarak görülüyor. Bulantı, kusma buna eşlik ediyor. Evet. Genellikle hareket ve efor hasta baş ağrısını tetikliyor, artırıyor. Hastalar genellikle ağrılarını şiddetli baş ağrısı olarak ifade ediyorlar. Bu karakterde bir baş ağrısı varsa bize öncelikle migreni düşündürtüyor. Ama ilk kez bir baş ağrısı var ve bunları tarif ediyorsa hasta, yine de biz bir görüntüleme yapmak istiyoruz mutlaka hastalarımıza. Çünkü anevrizma yine eforla tetiklenen ve zonklayıcı karakterde olan ağrıların ortaya çıkmasına neden olabilir. O evet. yüzden ilk kez baş ağrısıyla başvuruyorsa polikliniğimize mutlaka bir görüntüleme ile bunu netleştirmek istiyoruz. Bu bir primer baş ağrısı mıdır, sekonder baş ağrısı mıdır, bunun ayrımını yapmak için. Onun dışında eğer hasta bize geldiğinde daha önceden migrenim vardı benim diye ifade ediyorsa, o zaman hastalığı daha çok migren olarak değerlendiriyoruz. Çünkü daha önce tanı almış bir hasta, daha önceki ağrısından daha farklı bir ağrı tarif etmiyorsa, evet. yani karakterinde bir değişiklik yoksa ağrının, o zaman klasik migren hastası olarak kabul edip tedavi edebiliyoruz. Ama dediğim gibi eğer yeni bir başlangıç varsa veya ağrı karakterinde farklılık tarif ediyorsa, o zaman yeni bir baş ağrısı olarak ele almak gerekiyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.